İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Hayrenik Vatan adlı resmi gazetesinin yeni sayısı yayınlandı. Ermenistan Cumhuriyeti Artsakh'a emekli askerlerinin konut sorunlarını çözmek için para aktaracak. Cavahk'ın Kort köyünde Kutsal Kipriyano Surum Şapeli açılacak. Artsakh Cumhuriyeti'nin Daduşen köyü turizm merkezi haline gelmek istiyor. Suriye ordusu İdlib'in güneyindeki terörist mevzilerine saldırı düzenledi. İngiliz dergisi, Ermenistan Cumhuriyeti günümüzdeki dünya haritası üzerine stratejik bir konuma sahiptir. Kilikya Ermeni Krallığı dönemine ait sikkeler ele geçirildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hayrenik Vatan adlı resmi aylık gazetesinin 14. sayısı 14 Ağustos'ta yayınlandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi gazetesi olan Hayrenik Vatan her ayın başında düzenli olarak Batı Ermenice yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce versiyonları ise yakın bir zamanda gerçekleştirilecek. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti Savunma Ordusu emekli askerlerinin konut sorunlarını çözmek için Artsakh Cumhuriyeti'ne yaklaşık 2.9 milyar dram yardımda bulunacak. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Paşinyan devamında Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Artsakh'a emekli askerlerinin konut fonlarını çözmek için yaklaşık 2.9 milyar dram yardım sağlayacağını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. 5 Ağustos'ta Stepanakert'teki konuşmamda belirttiğim gibi 2023 yılına kadar Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun askeri görevlilerin konut sorunlarını çözmeyi planlıyoruz dedi. Halkalak bölgesindeki Kork köyünde yeni inşa edilmiş olan Şapel'in kutsama töreni, Samtsıhe Cavah ve Çalka'nın Genel Başpiskoposu Malakya Amiryan Başkanlığı'nda 17 Ağustos saat 11.30'da gerçekleşecek. Kork köyündeki Kutsal Kipriyano Surum Şapeli Mihran Andilya'nın yardımıyla inşa edildi. Törenin ardından kurban kutsaması ve ikramı gerçekleştirilecek. Arzu edenler kilisenin kutsama törenine katılmaya davet edilmektedir. Artsakh Cumhuriyeti Askeran bölgesinin Daduşen köyü muhtarı Rudik Aslanyan, Armen Press muhabiriyle yaptığı röportajda Daduşen sakinleri vatandaşlarımız ve yabancılar için bir turizm merkezi olmayı hedeflemektedir, dedi. Ona göre birçok insan köyde yerleştirilmiş olan 50 metre yüksekliğindeki ışıklı haçı görmek için köyü ziyaret ediyor. Aslanyan, son yıllarda ziyaretçilerde önemli bir artış var ve bu memnuniyetle karşılanıyor. Sponsor fonlar sayesinde yakın zamanda halkın da ilgilendiği köy kilisesi restore edildi. Köyümüz 137 kişilik küçük bir nüfusa sahip olmasına rağmen neredeyse kimse köyü terk etmiyor. Daduşen Stepanakert'e çok yakın. Bu yüzden insanlar her zaman köyde yaşamak istiyor, dedi. Almastar News Haber Ajansı tarafından bildirildiğine göre Suriye ordusu İdlib'in güneybatı kesiminde eyaletin güney koridorunda bulunan isyancıların gerçekleştirdiği büyük taarruzu geri püskürterek ilerlemeye devam ediyor. Hükümet güçleri şimdi El Latamna köyünden 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Suriye'nin kuzeybatı bölgesinde bulunan bu alan 7 yıldan fazla bir süredir isyancılar tarafından kontrol ediliyordu. Hükümet güçleri şimdi onu kurtarmaya başladı. Aynı zamanda hükümet güçleri İdlib eyaletinin güney koridoruna bir saldırı başlattı. Şu anda Suriye ordusu bölgenin genel taktik pozisyonunu korumak için Taltal Tepesi'ne saldırıyor. Suriye kuvvetlerinin sivil yerleşim birimlerini yok etmek için militanların kullandığı birkaç roket istasyonunu imha etmenin yanı sıra düşmanın ikmal hatlarını kestiği bildiriliyor. Tarihi güzelliği ve önemi, çok eski kültürü ile günümüzün dünya haritası üzerinde Ermenistan Cumhuriyeti stratejik bir konuma sahiptir. Armen Press'in aktardığı habere göre bu düşünce kuş figürlü Ermeni alfabesini kapağında resmeden ünlü İngiliz dergisi Kingston, Chelsea and Westminster Today'in Ağustos ayında çıkan sayısında dile getirildi. Dergi ülkemizin tarihine, inancına, turizm ve kültürüne değinerek Ermenistan Cumhuriyeti'ne geniş kitaplı makaleler hediye etmiştir. Ermeni tarihini yansıtan Kingston, Chelsea and Westminster Today dergisi Ermenistan'ın Hristiyanlığı 301 tarihinde devlet dini olarak kabul eden ilk ülke olduğunu belirtti. Dergide bu kadar zengin bir dini ve kültürel tarih ile dünyadaki Ermenilerin Hristiyan geleneklerini takip etmeye ve inançlarını sürdürmeye devam etmesi tesadüf değildir, dendi.
Makale yazarları Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu hükümeti tarafından sistematik olarak katledildiğine dikkat çekerek Ermenilere karşı uygulanan soykırıma özel atıfta bulundu. Konstantinopolis İstanbul Polisi antik ve orta çağ dönemine ait 912 sikke ve madeni para basma kalıplarını ele geçirdiği bir operasyon gerçekleştirdi. Bunlar arasında Ermeni Kilikya Krallığı, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait sikkeler bulunmaktadır. Operasyon İstanbul'un Esenler, Fatih ve Ermenilerin yoğun bulunduğu Şişli bölgelerinde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı ulusal folk topluluğundan Batı Ermenistan'ın Palı bölgesinin Uykok Ahbar Urfane adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.